Hatme Hace'de İsmail Efendi Camii'nde vekillerin ismi okunurken sıra Ali Kara hocamıza gelir ve ismi okunur. Bunun üzerine Mahmut Efendi Hazretleri kusesi ruhu ona Ali Kara demeyin, Ali Beyaz Hoca deyin, o bembeyazdır buyururlar. Bu yol Mehdi Aleyhisselam'a ulaşınca Efendi Hazretleri'nin büyüklüğünü cihan haykıracak. Öyle Mehdi Aleyhisselam'a asker, ordu yetişmesi kolay mı? Efendi babamızdan kalan evlatlar çok sağlam olacağı için o büyük imama Mehdi Aleyhisselam'a tabi olacaklar. Ali Kara Hoca Efendi rahmetullahi aleyh. Gelin Ali Kara hocamızın ağzından dinleyelim kardeşlerim. Yol kıyamete kadar açıktır. Bunun başında Efendimiz Aleyhisselam, Ashab-ı Kiram, sonunda Mehdi Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam var. Arada dostları var, zincirleme devam ediyor. O yüzden Mahmud Efendi Hazretleri'nin büyüklüğünü anlayın. Bu işi Mehdi Aleyhisselam ulaştırırsa, inşallah ümidimiz öyledir. O zaman anlayın ki ne büyük bir insanmış. O zaman kafayı eğeceksiniz, utanacaksınız. Tüh diyeceksiniz, biz bunu tanıyamadık. Ya, bu nasıl bir yoldur? Bu sünnesini iyi, kılı kırk aracasına yaşayan insanlar. Marifetullah'a taşıyan insanlar. Allah'ın gizli sırlarını muhafaza eden kişiler. Bunların değeri biçilmez. Bunları anlayamayız. Biz bu akılla, mantıkla bunu anlayamayız. Ali Kara hocamızı tanımayanlar için tekrar anlatalım kardeşlerim. Ali Kara hocamız kimdi? Ali Kara Hoca Efendi 1956 yılında Trabzon'un Vakfı Kepir ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu ilçesinde okuyup ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi ve İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde eğitim aldı. İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Ama Mahmud Efendi Hazretleri'ni tanıyınca üniversiteyi bırakıp ilim ve irfan halkalarına dahil oldu. Daha sonra evlendi ve 4 çocuk babası oldu. Bir müddet imamlık görevi de yapan Hoca Efendi, daha sonra tamamen medrese müderrisliğine ve ilmi faaliyetlere kendini adadı. 2005 yılında Zeytinburnu'nda Sevgi ve Dayanışma Derneği'ni kurup Seda Meclisi'nde hizmetlerine devam etti. 2012 yılında Kur'an ve Sünnet Mücedid Vakfı'nı kuruculuğunu ve Mütevelli Heyeti Başkanlık görevini icra etti. 2014 yılında Zeytinburnu'nda düzenlenen Büyük İcazet Merasimi ile 80 Hoca Efendi'nin icazetini vermiştir. Çok sayıda talebe yetiştiren, kitap yazan ve gönüllere taht kuran, giren Ali Kara Hoca Efendi, Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde yakalandığı koronavirüs hastalığında 14.06.2020 tarihinde 17.25'te yenik düşmüştür ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim şefaatini nail eylesin bize kardeşlerim. Ali Hoca aynı şekilde kendini göstermezdi. Kenarda kıyıda durdu. Böyle otururdu kenarda İsmail Ağa'da. Dipte. Şu civarı çeşme. Orada kenarda oturup cemaati böyle seyrederdi. Efendisi'ne bakardı. Bir gün Efendisi'ne sormuştu. Nedir dedi zikrullah, tefekkür. Ya Rabbi Efendisi dedi Arapça metinle beraber gafletten kurtulmaktır. Yani gafletten kendini kurtulduğu Mevla'ya kendini bağlamaktır. Dedi. Güzel bir ifade kullanmıştı. Aferin dedi Efendisi. Ona aferin vermişti. Güzel zikrullah'tan maksat onun şeyini ve manasını söylemişti. Çünkü kendini gizlerdi yani. Ya meşayihin üzerine ne kadar adam yetişti, ne kadar hocalara gitti. Bu hastalıklar olsun, diğerlerinden olsun. Efendi Hazretlerimiz Allah başımıza eşlik etmesin. Amin. Uzun ömürler. Hasan Efendi hocamız bugün hastaneden çıkmış, o da hastaydı. Sıtma geçirmişti geçen hafta. Bugün eve çıkmış yani. İnşallah aynı şekilde Efendi Hazretlerimize Rabbim acil, kamil, şifaları, hayır, uzun ömürler inşallah onları istifade etmeyi nasip eder. Mahmud Efendi Hazretleri'ni çoğunuz bilirsiniz, tanırsınız. Fakat sözlerini, konuşmalarını, sohbetlerini tekrar gündeme getirip bağlantımızı kuvvetlendirmek lazım ki Allah-u Teala'nın razı olduğu kimselerin, dostlarının hayatını biz de bir nebze olsun canlandıralım. Yani burada bu derste bizim gayemiz Efendi Hazretlerimizin davasını, derdini, itikadını, anlayışını, hedefini, mücadelesini bir nebze olsun size aktarmaktır. Onun sözlerinden. Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerinden derlenen kitaplardan bir miktar okuyacağız. Bizim işimiz çok incedir. Çünkü bilmeden muhalefet başka, bildiğin halde muhalefet daha başkadır. Ey iman edenler, ayet-i kerime, ey iman edenler,
Allah Resulü size hayat verecek işlere çağırdığı zaman hemen icabet edin. Enfal suresi 24. ayet. Peki müminlerde icabet yok mu da Mevla tekrar icabet edin buyurdu? İcabet var ama bu yapılan icabette kusur var. Mevla onun için buyuruyor. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her emir ve yasağı bir hayattır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emirleri yapıldığı zaman hayat oluyor, dirilmiş oluyor insan. Allah'ın dinde yeryüzünde şerli olanlar işittikleri halde işitmemiş gibi olanlardır. Şayet Allah-u Teala onlara işittirseydi yine yüz çevireceklerdi. İşitmediklerinin cezası söz dinlememektir. Enfal suresi 22-23. Hadis-i şerif, ölmeden evvel ölünüz. Mutu kablen temutu. Niçin ölmeden evvel ölünüz diyor biliyor musunuz? Çünkü insanlar uykudadır. Ennasu niyamı. Öldükleri vakitte uyanacaklardır. Ölmeden uyanın da vazife yapın. Onun için letaifler ölüyor, diriliyor. Anla bunu da kalpten pası sil, pasla gitme ahirete. Evet, demek ki insan letaifleri var. Letaifler zikirle ne oluyor? Uyanıyor. O günkü ne mal verir, ne mal ne fayda verir, ne oğullar fayda verir. Şura suresi, Şuara 88. Ancak Allah'a halis ve pak bir kalp ile varan müstesna. Kalbi selimde menfaat vardır. Uhud muharebesi hem galibiyete hem mağlubiyete misaldir. Nasıl? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam ordusunun mevzileri yerleştirdi. Benden bir emir gelene kadar buradan ayrılmayın. Eğer sözümü tutarsanız size söz veriyorum galip olacağız. Eğer tutmazsanız mağlup olacağız. Yerinizden ayrılmayın. Buyurdu. İslam ordusu öyle ilerledi ki ot gibi biçiyorlar düşman ordusunu. Harp ortadan biçilmiş ekine döndü. Ganimet malı almaya başladılar. Diğer tarafta 50 okçunun olduğu yerde durumu gören askerler ne duruyorsunuz? İslam ordusu zaferi kazandı. Ganimet paylaşıyorlar. Biz de gidip hakkımızı alalım diyerek koştular. İçlerinde 7 tanesi dediler ki hayır bize yerinizden ayrılmayın denildi. Ne olsa olsun biz ayrılmayız. Düşman ordusu bunu fırsat bilerek geri dönerek evvela o 7 kişiyi şehit etti. O zaman Mevla ne yaptı? Geri kayın dedi. O gavur ne yaptı? 7 kişiyi kestiler. Buna söz dinlemeyenler sebep oldu. Neyle galip olunuyor? Anlaşıldı mı? Söz dinlemekle galip oluyor insan. Söz dinlememekle mağlup oluyor. Şimdi de öyleyiz. Sünnet diyorsun. Ne olacak diyor sünnet. Ne olacak sünnet. İşte böyle bak. Sünneti yapmayınca böyle yerlerde sürünürsün işte. Ordunun kumandanı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir suçu var mı? Yok. Erkan-ı Hulefai Raşid'in efradı ashab-ı kiramın bir suçu var mı? Yok. Söz dinlemeyen 43 kişi var ya Mevla dedi ki bir kişi marifet ederse hepinize aynı cezayı veririm. Ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada komaya girdi ve mübarek dişi şehit oldu. İnsan nefsine uydu mu kendini de yıktı, dünyayı da yıktı. Şimdi ne yapmak lazım? Dönmek lazım. Ya Rabbi kusurumu itirafla kapına geldim diyeceksin. İşte bakın sünnete ittibanın önemi çok işte. Uhud savaşı bize çok bitirilir. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Şarkıyla, türküyle değil, ilahiyle de olmaz. Kim demiş ilahi zarar diye diyorlar. Yani ne diyorlar? Kim demiş ilahi zarar diye diyorlar. Asıl senin şu kötü ahlakın zarar, inadın zarar. Bu fakiri dinleyin. Efendim Hazretleri buyuruyor bak bu fakiri dinleyin. Eğer müsaade varsa ben onu aşamam. Eğer müsaade yoksa ben onların önüne geçip de size ilahi için izin veremem. İnat hiç yakışmıyor size. Öyle de serbest konuşuyor ki sanki gökten ayet inmiş de ona sarılarak konuşuyor. Sanki İmam Rabbani'yi korkutacak gibi kim dedi ilahi zarar diyor. Evet. İmam Rabbani diyor. Düz şiir okunur mu İslami şiirler diye soruyorlar. Düz şiir ben de okurum. Kutsi'ye mesela, Selkusi'ye de öyle. Onda bir şey yok. İlahiler söylemekle kalp mutmain olmaz. Makam tegani yaptığın zaman iş karışıyor. Biz ona, o peygambere şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Yasin suresi 69. ayet. Sizin gözünüz İslam'da olsun. Bu kainat İslam için konuldu. Hepsi gidecek, ameli salih kalacak. Şunu al, bunu al demeyin. Eski hanımlar gibi olun. Kocan işe giderken Allah razı olsun. Sakın çoluk çocuğumun rızkının içine haram katayım deme diyeceksin. Nerede öyle hanım? Hatta kocanıza kuvve-i maneviye vereceksiniz. Üzülme biz mısır ekmeği yeriz diye. Bizim tarafta onu yerdik. Şimdi hatta dünkü ekmeği yemiyorlar. Taze alıyorsunuz. Ufalan ekmekleri parmağınıza toplayın.
burada şeriata çalışacak, fıkıha çalışacak, tarikat testlerine çalışa Zat-ı Pak Sübhaniye'ye yükseleceğiz. Biz de ne yaptık? Çamurun içine soktuk kafamızı. Burası iyidir, iyidir dedik. Kurduk çadır, yattık aşağı. Çok yukarı çıkmak için geldik. Yattık aşağı. Eyvah, eyvah, ölünce rezil olduk. Ölür ölmez vakti gelmeden önce cennetin bahçesine giriliyor. Daha sonra cennetin hakikatine giriliyor. Cennet biliyorsunuz kabir, cennet bahçesidir müminler için. Letaiflerin fenası var, bekası var. Fani oluşu ölmesi demek. Onun varlığı Mevla'nın varlığında eriyip gidiyor. Kalbi rabıta ateşine tutup zikir çekiciyle kalbe vurmasa olmuyor. Basacaksın çekicine diyor. Fenai kalp budur ki cümle alem kalp gözünde mahvolur bilmez o adem. Yani gözünde bütün alem siliniyor. O kalp fena fille olmuş oluyor. Bütün insanlar karanlıktadır. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya onun varisleri insanları karanlıktan çıkarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman ve İslam şartlarını öğretmesi vasıtasıyla bizi karanlıktan çıkartıyor. Varisleri de böyledir işte. Arkadaşını kendini tercih etmen lazım. Ben yemeyeyim o yesin. Ben giymeyeyim o giysin. Ben oturmayayım o otursun. Hiç olmazsa ben oturayım o da otursun de bari yani. Ya Rabbi bize ihlas ile beraber vermiş olduğun ilimle amel etmeyi nasip eyle. Amin. Eskiden 20 senede hoca olunurdu. Şimdi 6 senede oluyor. Bu neden? Mevla'nın acımasından ilim kalmadı çünkü. Bir büyük alim vardı. Yaşadı öldü. Birisi ona onu rüyada gördü ve sordu. Mevla sana nasıl muamele etti? Ben öldüm. Melekler ruhumu semaya çıkardılar. Birinci kat semada sordu. Kim o falanca? Nasıl birisiniz? İyi biliriz. Burayı kazandım derken ikinci, üçüncü, dördüncü derken yedinci kat semada olan imtihanı da kazandım. Hep melekler iyi dediler. Mevla'nın huzuruna çıktım. Huzur-u ilahide Mevla buyurdu. Ey alemi su kötü alim. Sen sağlığında filan yerde filan gencin yüzüne nasıl şehvetle baktın? Ya. İşte kadın değil genç erkeğin yüzüne şehvetle baktığı için bu ihtarı yemiş. Tıraş olmak da bu işe sebep olabilir diyor Efendimiz Hazretlerimiz. Dikkat edin. Hiçbir özrü yoksa sakal bırakılacak. O alim diyor ki ben o dondum kaldım. Gittikçe donuyorum. Mermer gibi katlaşıyorum. Şimdi melekler diyecek ki atın bunu cehenneme. Ona da beni atacaklar diye böyle alim korkmuş. Sonra aklıma geldi şu hadis-i şerif. Ya Rabbi falan kişiden, o da falandan, o da ondan, o da Ayşe validemizden, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden nakledilmiş olduğu bir hadiste benim bir kulum 60 yaşını geçerse ben onu azap etmekten hayal ederim buyuruyor. Demiş alim. Ey kulum o Habibimin, o Ayşe'nin hatırı için affettim. Tamam. Gördünüz mü? Siz hanımlar bile bir hanımın yüzüne şehvetle bakamazsınız. Onun için gözünü yum bucağından hemen git. İşte bu kadar ince anlayan varsa bize gösterin. Efendi Hazretlerimiz gibi meseleleri böyle ince, milim milim anlayan varsa gösterin. Onun da elini öpeleyim. İşte arkadaşlar böyle bir zat başımızdadır. Kitapları elimizdedir. Emirleri, tavsiyeleri önümüzdedir. Aman inşallah dikkat edelim. Bunları yapmaya çalışalım. Dikkatli olalım. Mevla Teala içimiz dışımızı Efendimiz Aleyhisselam'a dostlarına benzetsin inşallah. Davut Aleyhisselam Ya Rabbi bana mizanı göster demiş. Bir de baktı ki bir kefesi yerle gök arası kadar kocaman. Davut Aleyhisselam Ya Rabbi bu nasıl olacak? Nasıl olacak? Dedi bayıl düştü. Ya Davut bir kulun bir kere Subhanallah derse bunu doldurur. Bak Subhanallah, Subhanallah. Bir de Subhanallah ve Hamdi derse oh. Birbirinizi sakın meşgul etmeyelim. Arkadaşımızın ziyaretine giderken korka korka gidelim. Acaba engel olacak mıyım? Dersini yaptı mı? Başımıza kuş konmuş gibi dikkat edelim. Başımıza devlet kuşu kondu, kıymetini bilelim. Ya Rabbi bu senin lütfundur. İşte bu tarikat çok büyük bir nimettir. Adam ahirette hanımıyla karşılaşıyor. Ey hanım ben senin dünyada eşin idim. Senin bu kadar rızkını temin ettim. Sana iyilik ettim. Bana biraz sevaplarından ver diyecek. Zerre veremem diyecek hanımı. Bakın ibadet ne kadar kıymetlidir de sizle ben bilmiyoruz kıymetini. Zerre görülemeyecek kadar küçük demek. Zerre bile vermiyor. Peki neden? Bu kadar gevezelik ettin de bir kere Subhanallah demedin. İşte o düğün salonlarınız var ya, o düğün salonları kadın erkek karışık, o duvaklar var ya, gelin duvak şeyleri, sizi helak ediyor. İlla en iyisi olacak diyor. Yapmayın böyle yahu. Hazreti Ömer zamanında bir kadın sütü sağmış kızına, bu süte az biraz su dök demiş. Kızı da emrül müminin darılır. Müminlerin emri padişah darılır. Evet demiş. Kadın annesi o yok burada demiş. Kızı o yoksa onun Allah'a da mı yok?
demiş. Böylece annesine mani oldu. Hazreti Ömer de bunu dışarıdan dinliyor. Dolaşıyormuş çünkü. Bu kızı gelin etti kendine. Bak oğlunu onun gelin hanım aldı. Görüyor musun? Bak millet nasıl gelin gidiyor. Evet. Zannediyorlar ki biz politikacıyız. Biz politikacı değiliz. Gevezelikle iş olmaz. Bizi yaratan Allah-u Teala yani koltuk, sandalye için yaratmadı. Marifetullah için, ibadetullah için yarattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişler. Para ne kadar istiyorsan verelim. Eğer aile istiyorsan buyur en güzel kızımızı sana verelim. Eğer reis olmak istiyorsan seni başımıza reis edelim. Yok olmaz dedi. Ne yaptı? Güneşi belime, ayı belime koysanız ben bu davadan vazgeçmem dedi. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istemiyor. Sen niye istiyorsun? Evet. Fenai kalp yani kalbin ölmeden evvel ölmesi Mevla'yı o kadar zikrediyor ki o kadar hatırlıyor ki dünyayı unutuyor. Allah-u Teala Hazretleri sormuşlar Mevla ile nispetin nasıldır? O da şöyle cevap vermiş. Devamlı akan ırmak gibi. Yani ormana bir saman çöpü düşse o ormanın akmasına mani olmaz. Yani kalbe gelen masiva Mevla'dan gelen feyze hiçbir şekilde mani olmaz, etki etmez. Evet. İşte bu tarikatı böyle anlayalım. Mevla Teala ile beraber dostluk o kadar ileri gidiyor ki araya hiçbir şey engel olamıyor. O muhabbetten, o nispetten de Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. İşte Efendimiz'in bu yönlerini anlamaya çalışalım inşallah.